O sıra biraz temizlik yapalım. Ha. Camda dağılma yok. Sadece bir patlama sesi geldi, evet. Aklımız gitti orada. Olay günü ben telefoncuya geldim. Olayın olduğu yere. Telefoncuyla bir ticaret yapacaktık. Anlaşamadık. Bir süre sonra sohbet falan ettik. Kapı önünde aracıma bindim. Aracıma bindikten sonra başka bir telefon görüşmem oldu. Telefonla görüşüyordum. O esnada hareket haline geçtim. Bir arabadan patlama sesi geldi. Şoka girdim. Yani dedim ne oldu? Pazarcıların güneşliği mi düştü falan gibisinden. Arabadan indim. Şokun haliyle hala telefonla görüşüyorum. Baktım keçi. Arabanın üstüne düşen keçiymiş meğersem. Buna da bin şükür. Bir insanın üstüne de düşebilirdi. Araç yapılır, olur. Ki Allah razı olsun, hane sahibi aracı yapıyor. Ortalaması bir 20 bin civarı bir masrafı var. Her iki tarafa da geçmiş olsun. Burada her sos sana diyorum abi diyorum, aklına yarar ya çayını falan içtik. Aynen değil mi yani? Sen bizim çay içtik ticaret değil abi. Biz müşterimize ilgilenirken, müşteriyle bir ticaret konuşuyorduk. Olmayınca arabasını dışarıya park etmişti. Arabasına doğru gidince ben de işte son selamı verdik. Çıktı gitti. Ben de yeni gelen müşteriyle ilgilenirken bir anda bir ses geldi. Yani şu şekil durup bakıp hala neyin düştüğünü öğrenmeye çalışıyorum. Keçiyi görüyorum ama keçi midir değil midir hala şokundayım. Hatta herkes koşarken ben hala buradayım, hala keçi midir? Neyse çıktım, sonra gittim, baktım. Bizim üst komşu bundan 5 ay önce evi yanmış. Çocuklarına ve eşine bir şey olmadığı için bir adak adamıştı. O yüzden o gün o adağı almış, damak atmış. Damak atarken de eşi demek ki yemek hazırlamış. O da aşağı inip yemeği yiyip ondan sonra kesecekmiş. Onlar yemeğini yiyene kadar keçi artık ipini demek ki çözmüş. Buradan arabayı daha güvenli hissettiği için büyük ihtimal arabanın üstüne direkt kendini atmış. Tabii biz de bu işin şokundayız. Ne olduğunu bilmedik. Herkese geçmiş olsun. İyi ki arabanın üstüne düşmüş. İyi ki bir insan üstüne düşmemiş, birinin üstüne düşmemiş. İyi ki direkt yere de düşmemiş.